Mehdi'nin düşmanları için cehennemde hazırlanmış Sırtlanlar Vadisi. Hazreti Ömer Resulullah'tan tahric etti. Dedi ki, ey Müslüman meclisi, Allah size merhamet etsin ve bilin ki, cehennemde Sırtlanlar Vadisi olarak bilinen bir vadi vardır. Ve o vadide bir kuyu, o kuyunun içinde de bir yılan vardır. Cehennem, o vadiyi Cenab-ı Hakk'a şikayet etti, vadi de o kuyuyu şikayet etti. Kuyu da o yılanı, aziz ve celil olan Allah'a her gün 70 defa şikayet etti. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, her birinin diğerinden şikayet ettiği bu çifte azap kimin içindir? Dedi ki, kıyamet günü gelen ve Ali bin Ebu Talib'in velayetini, yani akrabası, torunu olan Mehdi'yi kabul etmeyen sırtlan lakaplı melun içindir. Açıklama. Hadiste geçen velayet kelimesi Arapçada akrabalık, yakınlık, dostluk anlamına gelir. Hazreti Mehdi de Hazreti Ali'nin akrabası, yani torunu olacaktır. Dolayısıyla, hadisteki, Hazreti Ali'nin velayeti ifadesinden, onun soyundan gelecek olan torunu Hazreti Mehdi'nin kastedildiği açıktır. Bir başka hadisteki tarifler de, yukarıdaki hadisin ahir zamanda gelecek ve Hazreti Mehdi'nin azılı düşman olacak sırtlan lakaplı bir münafığa baktığını desteklemektedir. Eğer sırtlan bir erkek ise o zaman lanetli bir düşmana, çirkin bir iş yapan bir münafığa işaret eder. Ebu Said dedi ki, sırtlan, komplosu ve planı olan zalim bir düşmandır. Her iki hadiste de Hazreti Ali döneminde olacak bir olaydan bahsedilmemektedir. Zira, Hazreti Ali devrindeki düşmanları bellidir. Bunların arasında sırtlan lakaplı bir düşman yoktur, hiçbir İslami ve tarihi kaynakta böyle bir bilgi yoktur. Peygamber Efendimiz çok sayıda hadisinde, ahir zamanda gelecek ve Hazreti Mehdi'ye komplolar düzenleyecek, şiddetli bir biçimde saldıracak baş düşmanlarını, Serra, Ceylan, Kambur, Sırtlan, Maskeli gibi isimleri ve lakaplarıyla saymıştır. Bu çok büyük bir mucizedir. Üstteki iki ayrı hadiste geçen sırtlan lakaplı münafık da bu tayfadandır. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin özelliklerini, alametlerini, onun devrinde yaşanacak olayları en ince ayrıntılarıyla haber verdiği gibi, aynı şekilde o devrin komplocu ve fitneci münafıkları ile ilgili hadislerinde de Hazreti Mehdi'nin düşmanlarını detaylı olarak tarif etmiştir. Bu nedenle bu konuyla ilgili hadisler birbirini desteklemektedir ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir.